Brezilya'da kölelik benzeri koşullarda çalışan insan sayısı son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Brezilya'da kölelik benzeri koşullarda çalışan insan sayısı son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Zorlu çalışma koşulları 1 Ocak 14 Haziran arasında tespit edilen 1443 vakayla 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sömürülen işçilerin çoğu durumu yetkililere bildirmediğinden gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanılıyor. Günümüz köleliğiyle mücadele eden Fransız doğumlu Dominikan Javier Plassat, eski Cumhurbaşkanı Temer'in yönetimi sırasında gerçekleştirilen çalışma reformunun bu duruma neden olduğunu söyledi. Zorlu çalışma koşulları üzerine açıklama yapan Episkoposlar Konferansı, olayların genellikle Amazon bölgesinde tespit edildiğini belirtti. Yasa dışı madenciliğin yapıldığı yağmur ormanlarında yaklaşık 20 bin yasa dışı madenci olduğu düşünülüyor. Brezilya Episkoposlar Konferansı'nın İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Komitesi'nin bir üyesi olan Rahibe Roseley Bertoldo, yasa dışı madencilik yapılan bölgelerde aynı zamanda kız çocukları istismara uğruyor. Bu tür vakaların çoğu yetkililere bildirilmiyor dedi. Kırsal Araziler Komisyonu, savunmasız kırsal topluluklardaki kölelik riski konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Ayrıca işçileri, hakları ve köleliğe maruz kalmaları durumunda yardım bulmaları konusunda bilinçlendiriyorlar.